Oğuzcum merhaba. Merhaba Özgür abi. Nasılsın, iyisin abicim? İyi abi, seni sormalı. Sağ olasın valla. Seni odanda bir ziyaret ederim dedik. Evet, çok iyi oldu gerçekten. Böyle biliyorsun Türkiye'den gelmeyi düşünen, Kiev'de Evet. okumayı düşünen birçok öğrenci arkadaşımız var. Genellikle internetten bakıyorlar işte kim nedir dedim. Birinci ağızdan olsun. Yani benim öğrencilerim de böyle Evet, evet. konuşturup en azından nedir nedir artısı eksisi Kiev ile ilgili, öğrencilik hayatıyla ilgili bilgi rica edeceğim senden abicim. Öncelikle kendini tanıtır mısın biraz? Evet. İsmim Oğuz. İzmir'den geliyorum. 18 yaşındayım. Liseyi bitirdikten hemen sonra Kiev'e geldim. Uçak mühendisliği okumak için. Şu an Rusça hazırlık bölümündeyim. Yaklaşık bir 3,5-4 ay oldu Değil mi? Geleli ben ne buraya kadar hızlı geleli. geçti. Çok Evet, hızlı zaman yani. çok hızlı Ha, geçiyor. dönmüş gibi. İşte internet aracılığıyla Özgür Çocuk, sağ olasın Özgür abim çok yardımcı oldu. Estağfurullah abicim, sağ olasın. Öyle. Şu an hazırlık bölümünde Rusça okuyorsun. Evet. Genel olarak peki gelmeden önce şu an Kiev Politeknik Üniversitesi hazırlık dedik. Evet. Özellikle Kiev Politeknik Üniversitesi'ni tercih etme sebebin neydi? Ya özellikle çünkü internetten de hani gelmeden önce çok fazla bir araştırma yaptım. Bu üniversite hani gerçekten köklü bir üniversite Kiev'de ve dünya sıralamasında ilk 1000'de. Ya bu ne demek oluyor? Buradan mezun olduktan sonra Türkiye'de ya da başka herhangi bir Avrupa şehirlerinde denklik olaylarında bir hani kolaylık sağlanıyor. İlk 1000'de olması çoğu ülkede geçerli oluyor. O yüzden Ve aynen uçak Kiev mühendisliği de eğitimin gerçekten iyi olduğunu duydum. Onlardan da gerçekten iyi eğitim alan olduğunu öğrencilerle. evet öğrendim ve hani pişman da değilim kararımdan dolayı. Süper. Genelde mesela Türkiye'de işte gelme yani nihayetinde gelip görmek ayrı bir şey, dinlemek, duymak, okumak ayrı bir şey. Evet. Bir fil yaşamış birisi olarak öğrenciliği burada yaşamakta olan bir öğrenci olarak nasıl Rus dili nasıl intibak edebildin mi? Nasıl, çünkü ilk başta bir korkutucu geliyor. Yabancı bir dil, Rusça, farklı karakterler, farklı harfler Evet. vesaire. Nasıl şu an kendi bu 3 aylık süreçte nerede görüyorsun? Gelmeden önce hani benim de gözümde bir hani korku vardı. Sonuçta alfabesi farklı. Pek hani alışık olmadığımız bir dil bu Türkiye'deyken de Ama ama çok hızlı bir şekilde adapte ettin hızlı bir kendini şekilde yani çok aynen. hızlı. Yani herkes bir şekilde hani buraya geldiği zaman öğreniyor. Hani gerek zaten sınıftayken hani sürekli hocanın bizde Rusça konuşması, dışarıdayken sürekli Rusça konuşmamız hani gerçekten Pekiştiriyor. pekiştiriyor. Hani yaşıyoruz, hissediyoruz. Ki gayet de şu an işini görecek kadar da bayağı 3 aylık Evet süreç evet için gayet iyi yani. Hani 3,5 ay oldu. çıkıyorsun. Hani dersler başlayalı 2,5-3 ay oldu ve hani şu an hani zorlanmıyorum. Gayet de Hani güzel bir markette ritim olsun, tutturdun. dışarıda Aynen. olsun, Aynen. Yurtta yaşıyorsun genel olarak, bir taraftan çekim yapıyor evet. arkadaşımız. Yurt olarak şimdi ev tercihi olabiliyor, yurt tercihi olabiliyor. Yurtta kalmanın nasıl, memnun musun, artıları eksileri nelerdir? Bu da çünkü çok sıklıkla gelen bir soru. Ya evet, aslında yurtlar çok hani güzel değil burada ama hani biz geldikten sonra işte kendi kettle'ımızı aldık. Hani temizlik malzemelerimizi aldık. Hani bir şekilde odamız Yaşanabilecek bir aynen şu hale an gayet güzel getiriyorsun. ve aynen hani Ve bu. diyaloglar da benim gördüğüm kadarıyla, arkadaş diyalogları da gayet Evet güzel evet hani gördüğüm kadarıyla. yurtta hani karışık kalıyoruz. Hani Türkler de var, Ukraynalı arkadaşlarımız da var. Yani yalnızlık çekmiyoruz. Ocaklarımız var. Yani yemeklerimizi yapabileceğimiz. Dışarıda yiyebiliyoruz. Ocağımız istediğimiz zaman burada yemek yapabiliyoruz. Ki Dışarısı aynen eksi, bugün -2-3 herhalde. Şu anda gayet de sıcak odanız. Oda nasıl, sıcaklıkla ilgili bir sıkıntı var mı? hayır ya dışarısı çok soğuk. Ama bir sıkıntı yok yani. Odada, yurtta. Yurt gerçekten sıcak. Ki O yürüme konuda bir sıkıntı mesafesine, yok. ben hep öğrencilerde onu da görüyorum. Yakın olduğu için yürüme Evet. mesafesi, hızlı okula gidip Evet, gelebiliyorsunuz. okulumuzda yurdumuz arasında da hani yürüme mesafesinde ki bütün yurtlar böyle. Ben 18. yurtta kalıyorum. Bütün yurtlar hani okula yürüme mesafesinde Mesafesinde. yaklaşık hani 5-10 dakika ve bu hani dışarısı tamam soğuk ama bir engel değil yani Engel okula değil. gidebilmek için bir engel değil. Okul hayatı dedik, yurt hayatı dedik, yaşam, sosyal yaşam nasıl gidiyor? Sosyal yaşam ya dediğim gibi hani Yani Türk şu dönem arkadaşlarımız. iyi derslerden çok sosyal yaşam vakit ayırmıyorsun gerçi, ama hafta sonları da olsa bir şekilde geziyorsun, sosyal. Ne Aynen yapıyorsun, aynen. nasıl vakit geçiriyorsun arkadaşlarınla Ya birlikte? hafta sonları arkadaşlarımla hani dışarı
çıkıyoruz yani. Hı-hı. Akşamları eğlenmeye gidiyoruz. Hı-hı. Arkadaşlarım sağ olsun, hani onlar da beraber. Hı-hı. Ukraynalı arkadaşlarımız oldu. Hı-hı. Onlar da hani eğlenmeye, aynen sohbet. Zaten Kiev güzel bir şehir. Hı-hı. Yani evet. Aynen metroya biniyoruz ve istediğimiz yere kolayca ulaşımı da sağlayıp. Hı-hı. Zaten eğlenceli bir şehir ve ders dışında da hani kafamızı bir şekilde dağıtıyoruz. Keyifle geçtiğini görüyorum, keyifli evet. Keyifle. Süper. Genel olarak verdiğim izlenim biraz da kendime de şey yapmak istiyorum. Benimle ilgili ya da işte çalışma tarzımızla ilgili o artısı eksisi nedir? Hani geliştirmemiz gerekli yönler olabilir, iyi yaptığımız şeyler olabilir. Bu konuda ne düşünüyorsun? Ya Özgür abim Allah razı olsun. Estağfurullah abicim. Ya şimdi evet bütün mesela oturma iznim çıktı. Her türlü işlemleri yaptık. Yurda kayıt olsun, okula kayıt olsun. Hani resmi olarak sanırım bitti bizim. Ya tam resmi bitmedi. Teknik olarak aynen. Bitti aslında da ama arkadaşlarımız kardeşiniz devam ediyor. Aynen evet. Hala daha her zaman diyalog halindeyse. Aynen. Kaynatırız işte bazen Rusça hakkında bilemediğim şeyler olur arar sorarım. Bölüm hakkında aynı aklıma takılan şeyler olur arar sorarım. Bana her zaman yardımcı olmuştur ki bana karşı değil. Hani herkese karşı. Eksik olma abicim. Karşılıklı. Sağ ol. Çok kral bir insan. Eyvallah. Eyvallah abicim. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Genel olarak baktığımızda hani gelmeyi düşünen ya Kiev'de okurum, Ukrayna'da okusam ne yaparım, ne ederim? Yani son olarak demek istediğin şeyler var mı öğrenciler? Hani çünkü soru işaretleri olabiliyor. Bilmedikleri bir ülke, bilmekleri bir şehir. Rahatça gelebilirler mi? Ne öneriyorsun son olarak öğrencilere? Evet. Gelmeyi okumayı düşünen öğrencilere. Kesinlikle hani rahatça gelebilirler. Ki burada hani benim en önemli olarak gördüğüm şey derslerde devamsızlık. Hı hı. Hani devamsızlığa gerçekten hani çok önem veriyorlar. Hı hı. Devamsızlık yapmadıkları sürece hı hı. Hani bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Hı hı. Ki dili zaten hani öğrenecekler bir şekilde. Hı hı hı. Ve Kiev hani güzel bir şehir. Hı hı. Hani eğlenceden de mahrum kalmazlar. Hı hı. Sosyal yaşamdan da mahrum kalmazlar. Arkadaşları olacak. Hani dersleri de güzel. Zaten güzel bir üniversite. Hı hı. Öğretmenler çok iyi. Değil mi? Aynen. Özgür abim çok iyi. Eyvallah. Sağ ol. Sağ olasın abicim. Teşekkür ederim. Bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Hani hı hı. Dediğim gibi devamsızlık önemli burada. Devamsızlık yani hocalar. Güzel, evet. Girmek lazım. O zaten çok önem veriyorlar. Dili öğrenmek için zaten önemli bir şey. Yani evet, normal evet. Ders zamanında ders. Gezme zamanı gezme. Sosyal evet. Yaşam ayrı. Gönül teşekkür ederiz. Sağ olasın Oğuzcuğum. Eksik olma arkadaşlarımızla bilgilendirdin. Sana eğitim hayatında başarı diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ ol abicim. Drop it.